Muzaffer yaşasaydı da Halide'nin bu hallerini görseydi. Hayatta ne oldum demeyeceksin azizim. Halide kanaatimce hata üstüne hata yapıyor. Böyle bir ortamda bu şekilde davranması hiç tasvip edilecek bir şey değildi. Halide varlıklı biri olarak büyüdü Orhan. Şimdi bu hallere düşmesi, hırçınlaşması tabii değil mi? Sonuçta bir tercih yapmış. Abisine karşı çıkıp sevdiği adamla evlenmeyi tercih etmiş. Bunu yaparken de bütün mirastan mahrum edileceğini hesap etmiş olmalıydı, öyle değil mi? Yine de babadan kalan miras hakkını yasal yönden istemesi en tabii hakkı. Bak şimdi Paşazade, topraklar bölündü mü Dinç Arslan ailesinin bütün gücü dağılır. Sanırım Muzaffer'in tüm çabası bunun üzerine kuruluydu. Bence Serap Hanım Muzaffer Bey'in izinden gidiyor. Serap'ın bu davayı kazanması mümkün görünmüyor. Yok. İyi bir avukatla pekala da kazanılabilir. Hayırdır azizim? Yoksa avukatlık günlerini mi özledin? Vekillik maceram bittiğine göre tekrar avukatlık yapmamda bir mani yok. Aslında Halide ile olan bunca yıllık dostunuz olmasa Serap'ın avukatlığını sen yapabilirdin. Senden iyisini bulamayacağına şüphe yok. Orhan Bey geldi. Sizinle konuşmak istediği bir mesele varmış. Hadi git sen git, git. Hadi ben uyuturum oğlumu. Git, git, git. Hadi bakalım. Hadi git. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle aniden habersiz geldiğim için özür dilerim. Fakat sizinle konuşmak istediğim özel bir mesele vardı. Buyurun. Halide ile Ramazan'ın açtığı dava hususunda ben size yardımcı olmak istiyorum. Eminim avukatınız elinden geleni yapıyordur. Dışarıdan bildiğimiz kadarıyla bu haliyle bile kazanılması çok zor bir dava. Yardımcı olmak derken neyi kastettiğinizi anlayamadım. Belki duymuşsunuzdur. Ben vekillikten önce uzun yıllar avukatlık yaptım. Eğer müsaade ederseniz bundan sonraki duruşmada sizi temsil etmek isterim. Avukatım olmayı mı teklif ediyorsunuz? İsterseniz tabii. Ben bu dosyada açıklar olduğunu düşünüyorum. Oldukça açıklar görüyorum. Muzaffer'in babası akıllı adamdı. Mutlaka bir tedbir almıştır diye düşünüyorum. Siz bu konuda ne yapabilirsiniz? Bana bir vekaletname çıkartırsanız adınıza tapuda bir inceleme yapabilirim. Ankara'dan ana tapudan da araştırmak gerekebilir. Fakat tahmin ettiğim gibi giderse ilk celsede dava lehinize sonuçlanır. Tabii paslandığımı düşünüyorsanız o ayrı. Yo, rica ederim. Şaşkınlığımı mazur görün. Ben sadece Halide sizin çok eski dostunuz. Benim tarafımda olduğunuzu duyunca size öfkelenecektir. Halide size olan öfkesiyle kör olmuş durumda. Bence yanlış yapıyor. Siz sadece Muzaffer'in vasiyetini uyguluyorsunuz. Toprakların, fabrikanın bölünmesi ailenin nüfusuna büyük çapta zarar verir. Oğlunuzun istikbalini düşünmek zorundasınız. Eminim Muzaffer de bunu düşünüyordu. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Size bir kere daha teşekkür borçluyum o halde. Rica ederim. Bana hiçbir borcunuz yok. Peki, teşekkür ederim. Evrakları bekliyorum. Tamam. Yarın sizin adınıza vekaletnameyi çıkartabiliriz Orhan Bey. Artık resmen avukatımsınız. Âlâ. Bu dosyaları yanıma alayım. Akşam incelerim. Yemeğe kalmaz mıydınız? Biraz çalışacaktım ama
size de hayır diyebilmek mümkün değil. Pekala. O zaman Paşazade'ye de haber verelim. Zaten Selim Bey de fabrikayla ilgili işleri konuşmak için gelecekti. Bu vesileyle bir arada olmuş oluruz. Hayır. Siz keyfinize bakın. Ben bir Ali'ye bakayım geleyim. Halide Hanım'ın hanımlığı mı kalmış ya? Yazık. Görmedin mi yüzünün rengi solmuş. Benden söylemesi bitmiş balayı yakında çıkar kokusu. Nereden çıkardın kız? Beni anlarım. Bitmiş onların arasındaki ateş. Aha bak Gülizar dediydi de için buraya yazıyorum. Halide Hanım yapamaz. Attan inip de işe binilir mi hiç ya? Orhan Bey akşam yemeğini bizimle yiyecek. Ayrıca iki misafirimiz daha var. Ona göre hazırlık yapın. Baş üstüne mi? Fabrikadaki verimlilik %15 artış gösterdi son 3 ayda. Tabii bunda pamuk fiyatlarının artışının payı büyük. Bu sene pamuk ekimini arttırmak gerekiyor. Beyaz altın diye boşuna demiyorlar değil mi? Ödemeler ne durumda? Aa, hiçbir sorun yok. Sümerbank bu ayki ödemeyi yaptı. Ayrıca Güney Sanayi'de iki katı alım yapmayı planlıyor bu sene. Âlâ. Yarın bir fabrikaya gelip hepsini kontrol edeceğim. Selim Bey, defterleri de hazırlatırsanız. Siz hiç zahmet etmeyin. Ben yarın istediğiniz evrakları çiftliğe getiririm. Yok. Asıl benim size aylardır çektirdiğim zahmet yeter. Aman efendim, ne zahmeti. Sizin istekleriniz bir emirdir benim için. Bizzat getiririm defterleri ben çiftliğe. Peki o halde. Serap Hanım, önümüzdeki hafta parti teşkilatı olarak sanayicilere yemek vereceğiz. Sizi de aramızda görmek isteriz. Artık çiftliğin ve fabrikanın sahibi olarak bu tür organizasyonlarda boy göstermeniz büyük ehemmiyet taşıyor. Desteğiniz için çok teşekkürler Paşazade. Ha bu arada Orhan Bey artık resmen beni temsil ediyor. Hem mahkemede hem de umumi işlerde artık resmen yetkili avukatımdır. Teklifimi kabul etti sağ olsun Serap Hanım. Ben de elimden geleni yapacağım tabii ki. Hayırlı olsun Orhancığım. Kutlarım. Teşekkür ederim. O halde böyle enfes bir gecede kadehimi güzelliği ve zekasıyla ışıldayan Serap Hanım'a kaldırıyorum. Orhancığım, gözümüz yollarda kaldı. Eşin ne zaman geliyor Adana'ya? Kendisi Paris'te. En kısa sürede buraya gelecek. Serap Hanım, Orhan'ın eşini eminim çok seveceksiniz. Bir tanedir o. Muhakkak tanımanız lazım. Çok memnun olurum. Tanışırız tabii. Abo! Kurtlar sofrası mübarek. Heriflerin hepsi hanımın etrafını sarmışlar. Birbirlerine diş biliyorlar, iyi mi? Saracaklar tabii. Genç dul kadın. Bizim hanımımız attan inip aşağı bilmez. Yüz vermez onlara. Hiç belli olmaz o biliyor musun? Hayat bu. O beğenmediği eşeği bile mumla aratır adama kader. Yalnızlık Allah'a mahsus. Hem hepsi okumuş zengin adamlar. Yahu siz tek bir aklınızı mı kaçırdınız? Muzaffer Bey'in daha senesi yeni doldu. Genç güzel kadın. Elbet göğünü birine düşecek. Erkeği vakıtsız giden avradın boynu bükük, direğe kırık sayılır. Sen kolay mı belledin Yasin ağa? Orası öyle. Öyle de Serap Hanım malını mülkünü bu adamlara kaptıracak kadar akılsız değil. Hem bebe de daha ufak değil mi? Ah baba belleyeceği biri olsa fena mı olur hiç? Kız sen hangi taraftansın? Hanımımızın evlenmesi hiçbirimizin hayrına değil.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.